mer çok teşekkürler kolaylıklar ve İyi Parti'nin yeni genel başkanı Musavat Dervişoğlu oldu. Parti yönetiminde kimler yer alacak? Artık İyi Parti'nin yeni kadrosunda kimler var? Bu soru önemli. Hemen dönelim Ankara'ya Murat Sekban notlarıyla karşımızda Murat Kısaca dünden bahsederek sözlere baş sözüme başlayayım Merve Tepe. 7 yıldır Meral Akşener İyi Parti'nin başındaydı. Kurulduğu günden beri genel başkanlık görevini yürütüyordu ta ki düne kadar. Dün olağanüstü kurultay yapıldı İyi Parti'de ve Meral Akşener döneminde tamamlanmış oldu. Yeni Genel Başkan Musavat Dervişoğlu seçildi. İki aday arasında yarış öne çıkmıştı. Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın 3. tur oylamada 611 oy alan Dervişoğlu, Koray Aydın da 548 oy almıştı ve 611 oyla Dervişoğlu İyi Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Tabii genel başkan değişikliği ile birlikte parti içindeki kritik konumlarda, pozisyonlarda da değişiklik oldu. Dervişoğlu'nun listesinde e, dikkat çeken isimler var. Listeye alınmayan yine de dikkat çeken isimler var. Genel İdare Kurulu'na baktığımız zaman İyi Parti'de Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Naci Cinisli, Buğra Kavuncu gibi isimler Dervişoğlu'nun listesinde yer almadı. Genel İdare Kurulu listesinde yer almadı. dikkat çeken isimler var. Listeye dahil olan Ayüce Ay Türkeş Taş, Kürşat Zorlu, Ünzile Yüksel ve eee İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz'la İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlalede e, GİK listesinde, Genel İdare Kurulu listesinde İyi Parti'de yer aldı ki Ümit Özdağ'le İzmir, İzmir Belediye Başkan adayıydı ve partisinden kısa bir süre önce istifa etmişti. Bu isimlerin listede yer alması da dikkat çekici. Elbette bir de Merkez Disiplin Kurulu kısmı var. Parti içindeki disiplin süreçlerinde görev alacak isimler var. Bu da İyi Parti'de belirlenmiş durumda. Meral Akşener'in 7 yıllık genel başkanlık görevi dün itibariyle sona erdi ve bundan sonraki süreç işte Musavat Dervişoğlu İyi Parti Genel Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek. Kendi kurmaylarını, kendi listelerini, çalışma arkadaşlarını da oluşturmuş durumda ve bundan sonraki süreçte İyi Parti siyaseten nasıl bir yol izleyecek hep birlikte izleyip göreceğiz Merve Tepe.